Selamlar dostlarım ben Alperen. Bugün e, her şeyin başlangıcı hakkında konuşacağız. Yani tüm videolarımı sildim. Daha doğrusu gizledim. Bunlar hakkında birazcık konuşacağım ve yeni bir başlangıç yapacağım. Şimdi ben Lakasabay'ı kurduğum zamanlarda e, gümüş seviyesinde gibi oyuncuydum ve hani oyunculuğum iyi değildi tabii ki de gümüş seviyesinde gibi oyuncu ne kadar iyi oynayabilir. Ben de videolarımı çektiğim zamanlarda örnek veriyorum. Ee, mesela dereceli maçta Fiora oynadım. Bunu kim izler ki? Yani sonuçta gümüş seviyesinde bir oyuncuydum ve e, insanları insanları kendimi izlettirmemin tek yolu eğlenceli bir içeri çıkartmaktı. E, çıkarttım mı? Bunu başardım mı? Başardım tabii ki de başardım bunu. Zaten o yüzden buralara kadar gelebildik. Yani tabii ki de şu an geldiğimiz yer çok iyi değil ama elbette e, 46.500'lik bir e, lakas şu anda. Yeni bir başlangıç yapacağım çünkü e, ben bu kanalı kurduğumda yaşım 13 civarındaydı galiba. 13 veya 14 yani bilmiyorum. Küçüktüm. E, ve gümüş seviyesindeki bir oyuncuydum. Yani gereksiz bir şeydi. Yani 13 yaşında YouTube'a başlamak saçma bir iş bence. Ama şunu farkına vardım. Yani eskiden yaptığım şeyi artık yapamıyorum ben. Eskiden... E, iyi oynayamadığım için sürekli eğlenceli şeyler çekerdim ben. Yani trolldür. Eğlence amaçlı videolardır. Ama artık e, büyüdüğüm için ve sene yani bir dahaki yaza 18'ime giriyorum ben. Reşit bir insan olacağım artık. Şu anki yaşım 17. E, bu yüzden yeni bir başlangıç yapayım dedim ve her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum böyle. Yani elmas oldum sayılır şu anda. Zaten Plat 1 20 LP'yim şu an. Yok 25 LP'yim galiba evet öyle bir şeyim. Elmas olacağım. Ve challenger'ı kasmayı düşünüyorum gerçekten. Sezon 7'yi challenger olarak bitireceğim inşallah. Ee, tüm videolarımı gizledim çünkü. Geçmişimi silmek istedim aslında. Videoları tamamen yok etmedim. Yani kendim gene izlerim çünkü. Ee, insan arada bir geçmişe özlem duyuyor. Maziye özlem duyuyor. Bu yüzden gizledim. Ve 6.5 milyon görüntülenmemin boşa gitmesini istemediğim için izledim aslında biraz da. Çünkü o kadar emek var. Yani yaklaşık ben 1000 tane falan video çektim La Kasaba'da. Tam 1000 tane video çekmiş olabilirim. Ama yayınladığım video sayısı 220 civarındaydı. Ee, yani 5 video, videodan birisini en fazla atıyordum. Çünkü beğenmiyordum videoları. Aynı işte e, psikoloji olduğu gibi. Psikoloji de şey oldu abi bence ona. E, Mükemmeliyetçilik sorunu oluşmuş olabilir onda da. Yani videoyu beğenmiyor ne olursa olsun. Mesela işte ilk kanı verdin. Hemen videoyu kapatırsın. Mesela bu mükemmeliyetçiliğe giriyor. Sürekli video çok iyi olsun çabalarına girmek biraz mükemmeliyetçiliğe giriyor. Ee, ve bu, bu sorun bazen baş gösterebiliyor. Yani youtuberların işte psikolojik sorunları. Her işin kendine has bir e, sorunu oluyor. Ee, kanalı bırakmayı düşünmüyorum. Yani bırakmam. Tamamen çöp olmadığı sürece. Şimdi... E, artık daha farklı bir şekilde video çekeceğim ve videolarda artık e, büyük büyük yazılarla, ünlem işaretleriyle, soru işaretleriyle e, dikkat çekici başlıklar yazmaya çalışmayacağım. Yani izleyen izler, izlemeyen izlemeyebilir. Kesinlikle e, bu konuda şey yapmayacağım, kendimi kasmayacağım. Hani e, clickbait başlık muhabbetine hiç girmeyeceğim artık. Düzgün bir şekilde başlık yazacağım. Hani izleyen izleyebilir, izlemeyen izlemeyebilir. Artık e, yüksek elo'ya çıkacağım ve e, Türkiye'de challenger o, o, Türkiye'de challenger aşamasına gelebilirsem eğer ve iyi bir konuma ulaşabilirsem eğer AB batı sonucuna geçip orada da challenger olmaya çalışacağım. Yani duruma göre eğer hani planlarım doğru giderse hani e-spora falan belki şey yapabilirim. E, sarabilirim belki. Hoşuma gidiyor çünkü gaming kaoslar falan böyle. Ta kendi takımının olması güzel bir his. Tabii ki sadece bunlar hayal yani şu anlık. Belki hani sadece challenger olurum. Devamı gelmez. Belki, belki challenger bile olamam. Hani master oluruz falan. Bilmiyorum. <laughs> belki elmas oluruz. Kalırız. Hiç belli olmaz. Ee, şimdi yeni bir başlangıç yapacağım. laka sabanın kapak resmini değiştirdim. Siyah tonlarında bir jin resmi koydum. Umarım beğenmişsinizdir. Sade. Hiçbir işte laka sabah haftada 5 video abone ol falan yazmıyor. Kesinlikle şaşalı şeyler koymadım. Ee, yani içeriklerin bir, e, kalitesini biraz daha arttıracağım. Artık pek cıvıtmamaya çalışacağım. Tabii ki eğlenceli videolar gelecek mi? Gelecektir. Hani Böyle ne bileyim full APS falan gelebilir tabii ki de. Ama eskiye göre daha iyi içerikler ortaya koyacağımı düşünüyorum. Yani geçmişim şu anki geleceğime uymuyor. Bu yüzden benim için sıkıntı çıkart çıkartıyordu. Örneğin bazı videolarım vardı. E, 220 bin izlenme, 200 bin izlenme, 150 bin izlenme. Abone sayım bu kadar hani bu kadar azken yani bu videoların bu kadar çok izlenmesi benim mesela kötü duruma düşmemi sağlıyordu. Çünkü insanlar beni mesela yanlış videoda tanıyabiliyorlardı. Mesela Trendemir videosu vardı abi. 1700 Buran Trendemir videosu. Başta çok güzel yazmıştım bu arada. Bayağı clickbaitli bir başlık. Aslında clickbait değildi ama hani böyle şaşalı bir başlıktı ve insanların ilgisini çekiyordu bu başlık. çok cıvıttığım videoydu işte. Bu yüzden aslında utanıyordum bazı videolarımdan. Ama hep ben şey yapmaya çalıştım abi. Ee, diğer YouTuber'lara benzemeye çalıştım. Yani hani örneğin bakıyordum Enes Batur'a falan böyle. Adam işte büyük büyük yazılar, güzel başlıklar falan filan. Ee, i̇zlenmeleri 1 milyon. Her attığı video bir milyon izleniyor. Yani bu ne demektir? Her attığım video bir milyon izlenmesi. Benim hayatım boyunca attığım videoların toplam izlenmesi altı buçuk milyon. Adam altı, altı günde benim izlenmeme geçiyor bile. Ben de benzemeye çalıştım onlara ama e, sonra zamanla anladım ki. Hani ne gerek var bu tarz şeylere? Yani böyle şeyler bence gereksiz ve boş yere kalite bozan şeyler. İzleyen izleyebilir, izlemeyen izle izlemeyebilir. Ee, kimseyi boş yere e, zorlamaya gerek yok. Bilmiyorum. <laughs> Doğru bir cümleyi kullandım ama neyse. Bu arada şimdi her şeyi en baştan başlıyoruz derken aslında e, gerçekten de öyle. Çünkü kanalda yaptığım bütün banları kaldırdım. Yani bir sürü ban vardı ve hepsini kaldırdım tek tek hemde. Toplu bir kaldırma özelliği yok YouTube'da. Tek tek tıklayarak kaldırdım hepinizin banını yani ban, ban yediyseniz ya tabi. Ama tabii ki de tekrar eğer küfür vesaire küfürdür spamdır hani abone olana abone olurum vesaire tarzında şeyler yaparsanız gene ban yersiniz. Bu yüzden lütfen hani spam yapmayın veya küfür falan yapmayın. Video hakkında bir yorumunuz varsa veya bana bir öneriniz varsa tabii ki de klasik yorumlardan yapabilirsiniz. Güzel komik yorumlar ne bileyim yapabilirsiniz. Ama spam yapmayın lütfen veya küfür de etmeyin. Bu şekilde yani konuşacağım başka bir şey var mı diye düşünüyorum da biraz. Kusura bakmayın bu yüzden. Şimdi videonun ismini de yeni bir başlangıç olarak koyacağım. Güzel imla kurallarına uyarak. Kapşon taktım gene. Ee, ben böyle <laughs> Depresif modlara girince hemen kapşon takıyorum. Bezen siyah giyerim her zaman. Bu benim klasiğimdir. Öyle ya. Siyah rengini seviyorum ve kanalın rengini siyah yaptım. Arka tarafa bir jean resmi koydum. Gölgelerin içindeki bir resmini. resmini. Çok hoşuma gitti. Ve herhangi bir yazı yok. Sadeliği severim. Bu yüzden e, eski la kasaba haftada 5 video falan filan cafcaflı e, arka planı kaldırdım. Yani böyle daha iyi oldu bence. Artık e, dereceli videoları atarım bol bol ama çeşitlilik biraz azalabilir yani. Çünkü ben dereceli de her şampiyonu oynayamam. Zaten e, bir insanın challenger olabilmesi için her şampiyonu oynamaması gerekiyor. Çünkü e, belli şampiyonlarda usuluşuyorsunuz. E, örneğin ben bu ara çok fazla donmuş yasuo oynuyorum rankıtta ve kazandırıyor. %70 civarında kazanma oranım var galiba. Fiora oynuyorum. Vladimir çok kazandırıyor bu ara. Yani ben oynar benim oynadığım şampiyonlar arasında. Bu şekilde yani ben bunlarla kazanıyorum bu ara. Challenger'a çıkabilirsem bunlarla çıkarım büyük ihtimalle veya yeni bir şampiyon bulursam onunla da çıkabilirim. Normal game videolar da atarım. E, de atarım. Bilmiyorum. O şekilde yani. Düşünüyorum da şu an konuşacak ne var başka diye sildiğim 220 video arasında güzel videolar da vardı. Onların biraz içim yandı açıkçası. Mesela e, tek atan Darius videosu vardı bir tane. Bayağı izlenmişti ve güzel bir videoydu. Hani kaliteliydi. Cıvıtmadığım ve çok hoş bir içerikti. Ama tamamen yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ve bu Zinza videosu var ya şu an çektiğim. Papara tanıtımı olan sponsorlu video. Onu da silerim yakında. Şu anlık hani çekiliş bitsin de onu bekliyorum. Çekiliş bitsin şu sonuçlar falan açıklansın bir. O videoyu da kaldırmayı düşünüyorum. Yani ilk video bu olacak. Kanalda gözüken. Tabii ki sizin göremediğiniz ama benim gördüğüm 220 tane video me mevcut kanalda şu anda. Hepsi gizli ama ve bir daha açılmayacak şekilde gizli. Bir daha açmayı hiç düşünmüyorum videoları. düşünüyorum şu anda. Konuşacak bir şey var mı diye. Çünkü bu ilk videom ve her şeyi konuşmak istiyorum. Ha şey bak aklıma şey geldi. Artık videoların hepsini saat 8'de atmayı düşünüyorum. Akşam 8'de. Size uygun bir vakit mi? Yani şimdi düşündüm abi. E saat 7'de bütün youtuberlar video atıyorlar. E saat 7'de ne bileyim Enes otur atıyor falan. Oyun Bros da galiba o saatte atıyor. E, Çoban'da Çoban da 18.30 civarında atıyor. Yani aslında ben ak hiç akşam atma taraftarı değilim videoları. Çünkü sevmiyorum abi akşam atmayı. Herkes o saatte bir video atıyor ve aslında ben böyle gece yarısı atmayı seviyorum videoları. Böyle gece 3'te, gece 4'te falan video atmak benim hoşuma gidiyor ama e, bu zamanda YouTube sıkıntı çıkartıyor çünkü ben o saatte video attığım zaman hani video biliyorsunuz daha az izleniyor ilk saatlerde ve YouTube diyor ki hani algoritma olarak e, işte bu adamın videosu izlenmedi diyor ben bunu göstermeyeyim diyor hani önerilenler kısmında çıkartmıyor videoyu ve daha az izlenme elde ediyorsun. Yani aslında bütün youtuberların yaptığı doğru. Akşam video atmak en mantıklısı ve benim de böyle yapmam gerekiyor yani aslında oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Kendi kafamıza göre oynarsak yani ben videoların kaliteli çeksem bile e, siz izlemek isteseniz bile izleyemeyeceksiniz yani izleyebilirsiniz tabii ki de ama youtube videoyu önermeyecek ve e, benim için kötü olacak. Sizin için de kötü olacak. Yani video önerilmezse eğer izleyemezsiniz yani kanala girip tıklamadığınız sürece Unutursunuz videoyu izlemeyi. Yani akşam 8'de atmayı düşünüyorum. 7'de atmayacağım çünkü sizinle e, yarım saat ne bileyim çoban falan izlersiniz, lolpiti izlersiniz. Oyun Bros, Enes Batur falan bilmiyorum. E, Enes Batur izleyen var mı aranızda ama. Kötülemek ama söylemiyorum yani. Enes Batur da işini kaliteli yapan bir insan. Cıvıttığına bakmayın ama kaliteli yapıyor ve zeki birisi. O şekilde. Düşünüyorum başka. Unutmayın videoları 8'de atacağım. Sabah 8 değil bu arada. Akşam 8. Yani 20.00. E, duruma göre değiştirebiliriz bu saati. Yani siz yoruma yazarsınız daha mantıklı bir saat. Mesela işte 8.30'da at, 9'da at. Yani 9 biraz geç oluyor. Çünkü insanlar artık 10'dan sonra yavaş yavaş uyumaya başlıyorlar. Herkesin işi var sonuçta. Sabah 7'de yani kimileri okula gidiyor, kimileri işe gidiyor. 8 daha mantıklı olur diye düşündüm. E, yarın Saat 8'de dediğim gibi bir tane video gelecek. Bu videoyu önceden çekmiştim aslında. Yani bir nevi stok video olarak düşünebilirsiniz. Ama video çok güzel oldu. Altın build yazısı. Yani çok hızlı altın kasma ile alakalı bir build. Dakika 25'te full build olan bir video. Hoş yani. Onu atmak istiyorum kanala. Eski bir video olmasına rağmen. Yani eski değil aslında. 2 gün önce çektim. Ama bu videoya göre eski. Yani o zamanlar kanal duruyordu. Ve herhangi bir şey yoktu. Yani, altın boy diye suyu atacağım. Sonrasında artık ee, güncel içerikler gelecek. Altın Yasuo videosu da güncel bu arada, onu söyleyeyim. İki gün önce çektim diyorum. Yani bu videoyu herhangi bir kısa tutma amacım yok. Şu an sadece her şey konuşmak istiyorum ve bitirmek istiyorum. Saatleri söyledim. Ee, bir seri yapar mıyız bilmiyorum. Yani Challenger yolunda serimiz vardı eskiden. A'dan Z'ye serisi de vardı ama ben yetiştiremiyordum serileri ve olmayabiliyordu yani. Mesela e, Tank Fizz çıktı diyelim. Tamam meta da şu anda. Ben Tank Fizz oynamak istiyorum ama beni bağlayan seriler var. Seri çekmem gerekiyor. A'dan Z'ye serisini çekmem gerekiyor. Dereceli çekmem gerekiyor. Benim için her türlü sıkıntı yaratıyordu bu tarz şeyler. O yüzden şu anlık bir serimiz yok. Yani ben dümdüz video atacağım. Ya, yaz yazarım tabii ki de artık başlıkları yazacağım dereceli video olup olmadığını. Yani dereceli olursa yazarım büyük ihtimalle. Örneğin işte top lane, Fiora vs. Yasuo işte. Platin elo, diamond elo işte. E, dereceli falan filan. O tarzda yazarım yani. Artık clickbait şeyine pek girmeyeceğim moduna. İzleyen izleyebilir. Yani 10.000 de izlenebilir videomuz. 20.000 de izlenebilir. Bütün banları kaldırdım dediğim gibi. Artık yani bu hem benim için yeni bir başlangıç hem de sizin için yeni bir başlangıç eğer banlandıysanız. Aslında şu anda konuştuğum bu 14 buçuk dakikalık video bir 4 dakikaya falan sıkıştırılabilir büyük ihtimalle. Yani montajla vesaire ama yapmayacağım. <laughs> Bunu üşendiğim için değil sadece arada bir sürü ayrıntı var ve konuşmak istediğim şeyler sadece hani eğer bir insan 15 dakikasını ayırmak isterse bu videoya ayırabilir. Eğlenceli bir video değil. Çünkü hani sadece La Kasabayı seven, beni seven bir insan izleyebilir videoyu. Sanırım başka bir şey yok konuşacağım. Bilmiyorum. Yani bu şekilde ee, dediğim gibi yeni bir başlangıç yapıyoruz ve umarım bizim için daha iyi olur böylesi. videolar artık güzel atacağım. Kaliteli olacaklar. Zaten kaliteliydiler son videolarım. Yani 1080p 60 FPS'ti. Ama kaliteden kastım sırf o değil. Artık başlıklar, resimler falan filan. Öyle yani. Tamam. Ee, ben o zaman kapatıyorum artık videoyu. Görüşürüz. La Casa halkı. Sizleri seviyorum. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.